Merhabalar, ben Berat Çokal. Sosyal medyada bilinen ismimle Mösyö Şokola. A101'in YouTube kanalında birbirinden lezzetli yaz tariflerini açık havada hazırlıyoruz. Bugünkü tarifimiz bezelye pestolu açık sandviçler. Kanalımızda birbirinden lezzetli tarifler gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için şimdiden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen tarifi hazırlamaya başlayalım. Bu tarifi lezzetli hale getiren esas şey çiğ bezelye. Evet, pestoyu çiğ bezelye kullanarak hazırlayacağız. Pestoyu hazırlamak için mutfak robotu veya irice bir havan kullanabilirsiniz. Ben bugün mutfak robotunda hazırlayacağım. Mutfak robotunun içine öncelikle 1 su bardağı bezelyeyi döküyorum. İçine 1 iri diş veya 2-3 küçük diş sarımsak atıyorum. Bir tutam taze fesleğenin yapraklarını ayırıp içine koyuyorum. Çok az zeytinyağı ve tuz, karabiber de ekliyorum. Robotu çalıştırmaya başladıktan sonra yaklaşık yarım su bardağı zeytinyağını yavaş yavaş haznenin içine ekliyorum. Bezelye pestomuz en güzel şekliyle hazır. Robotta yaklaşık 2 dakika çekerek hazırladığımız nefis pestoyu bir kaba aktarıp dolaba kaldırdım. Şimdi bu nasıl pesto, içinde peynir yok, içinde çam fıstığı yok diyebilirsiniz ama çiğ bezelyenin öyle bir umami tadı var ki peynirin de eksikliğini, çam fıstığının da eksikliğini tamamlıyor. Pesto dolapta beklerken biz diğer hazırlıklara başlayalım. A101'de bulabileceğiniz Nimet'in çok lezzetli premium ekmekleri var. Şimdi bu ekmekten 2 dilim çıkartacağım. Üzerlerine mayonez sürüp güzelce yayacağım. Mayonezli ekmekleri çok az zeytinyağı koyduğum tavada iki tarafını birden kızartacağım. Ekmeklerim hazır olunca açık sandviçlerimizi bir araya getirmeye başlayabiliriz. Ekmekleri mayonez sürerek tavada kızarttık. Mayonez ne alaka diyorsanız benim size önerim tavada tost yaparken de tereyağı yerine mayonez sürmek olacak. Hem daha lezzetli oluyor hem de çok çıtır bir katman elde ediyorsunuz. Bu sandviçlerin üzerinde pesto ve daha da besleyici olması için, bir öğün yerine geçmesi için birer de yumurta olacak. Onun için sandviçe ne koyacaksak baştan hazırlayalım. Bir kırmızı biberden birkaç ince dilim alalım. Birkaç parça jalapeno turşusu çıkaralım. Kızarmış ekmeklerin üstüne dolapta bekleyen pestodan güzelce böyle bol bol sürelim. Tavaya bolca zeytinyağı ekleyip 2 tane yumurta pişirelim. Pişirdiğimiz yumurtaları, sarıları donmayacak halde tavadan alıp ekmeklerin üzerine koyalım. Doğradığımız biber ve turşuyla tamamlayalım. İşte size tas tamam ama aynı zamanda hafif bir öğün. Çiğ bezelyeden nefis bir pesto yaptık. Üzerine yumurtaları kızartıp ekledik. Turşusu, acısı, her şeyi tas tamam bir öğün bu. A101'in YouTube kanalında bunun gibi lezzetli, pratik ve hafif yaz yemekleri gelmeye devam edecek. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.